günaydın, Günün Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kısa haftanın başında bakalım sermaye piyasaları, para piyasaları nasıl şekilleniyor? Gündem oldukça yoğun, hafta kısa, fiyatlamalar çeşitli. Hadi gelsin sermaye piyasaları, başlayalım. Temmuz dolayısıyla pazartesi günü resmi tatil olması dolayısıyla piyasalarımız kapalıydı. Dolayısıyla cuma günkü kapanışlardan aslında burada başlayacağız. Borsa İstanbul cuma gününü %2.32'lik bir kayıpla birlikte 97.098 endeks değerinden 6.8 milyar liralık bir işlem hacmiyle birlikte tamamlamıştı. Bankacılık endeksi gün sonu itibariyle %3.35 oranında sildi. Sanayi endeksi tarafına baktığımızda endeksten sildiği %1.48 düzeyindeydi ve Borsa İstanbul tarafında 6 hissenin sadece yükseldiğini gördük. Değeri düşen 89 hisse vardı. El değiştirirken değeri değişmeyense 5 hisse karşımıza geldi. Peki neler yaşandı? Borsa İstanbul tarafında bu kadar hareketli bir günün yaşanmasının nedeni neydi? Aslında bir önceki haftadan bağlamak gerekiyor bunu. Hem endeks tarafındaki hareketlenmeleri hem döviz piyasası tarafındaki hareketlenmeleri. Önceki hafta cumartesi günü sabah Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğine ilişkin bilgiyle birlikte kalktık. Eski başkan görevden alındı. Murat Uysal yeni başkan olarak göreve atandı. Bununla birlikte 5.82'lere doğru çıkan bir kur ve hafta sonu olması dolayısıyla da borsa tarafında herhangi bir değişiklik olmadığını gördük. Ardından Fed açıklamalarını takip ettik. Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirmeye daha yakın olması, daha güvercin açıklamalar yapması, Fed'in haricinde Avrupa Merkez Bankası'nda da benzer güvenci açıklamaların gelmesiyle birlikte gene itibariyle döviz aşağı, borsa yukarı şeklinde bir hareketlenme yaşandı. Ardından S-400'lerin teslimi durumu söz konusuydu. Amerika tarafı Türkiye'ye bir yaptırım uygulayacak mı? Uygularsa bu yaptırımlar ne düzeyde kalacak? Acaba Amerika Başkanı'nın bunları öteleme ya da katsa da 12 tane maddeden en hafif olan 5'ini seçme olasılığı var mı? Piyasa tartışıyordu ki akşam saatlerine doğru NATO tarafından da çeşitli açıklamalar geldi. Türkiye saatiyle 21.30'da Pentagon'un bir açıklama yapması bekleniyordu. Bununla birlikte oradan açıklama gelecek kaygısıyla birlikte piyasa tarafında yeniden bir hareketlenme oldu. Ancak Savunma Bakanları, Amerika ve Türkiye Savunma Bakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesiyle birlikte de Pentagon açıklama yapmak vazgeçti. Dolayısıyla bu piyasa tarafında yine olumlu algılanacak bir tabloyu ortaya çıkarttı. Dolayısıyla bir olumlu bir olumsuz sürekli hareketli bir piyasa gördük. Ayrıca Fitch'ten açıklama geldi. Fitch'in genel Türkiye değerlendirmesi 1 Kasım itibariyle, planlı toplantısı 1 Kasım itibariyleydi. Ancak hem S-400'lerin geliyor olması ve Amerika tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması, ardından Fitch'ten gelen bu not indirimi bu sebeple gündemimize girdi. Hem Merkez Bankası'nı hem S-400'leri bahane olarak gösterdi. 1 Kasım'da zaten yapılacaktı toplantı, öne çekilmiş oldu. Şöyle bir kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye bakışına baktığımız zaman S&P ve Moody's'de yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız. S&P tarafında 2 kademe altındaydık. Hayatımızda değişen bir şey dolayısıyla olmadı. Şimdi 3 kademe altında bulunuyoruz. BB seviyesine çekti. Görünümü de negatif olarak değerlendirdi. Fitch'te şu anda fiyatımız, notumuz BB eksi şeklinde yerini bulmuş durumda. Bundan sonrası da S-400'lerin teslimatının bu arada devam ettiğini, bir yarım saat içerisinde diğer gönderilerin de gelmesini bekliyoruz bir taraftan. Diğer taraftan Merkez Bankası'na ilişkin olarak beklentiler kuvvetli. 25 Temmuz itibariyle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Bu toplantı yeni başkanın ilk toplantısı olacak. Bir faiz indirimine merkezin zaten bir önceki başkan döneminde de hazır olduğu konuşuluyordu piyasa tarafında. Ancak 150-200 baz puana kadar bir fiyatlama yapılmıştı. Şimdi 300 bazlar, 400 bazlar konuşuluyor. Ancak bunu 25 Temmuz itibariyle para politikası kurulu toplantısı sona erdiğinde öğreneceğiz. Düşük faiz yüksek kur politikasına doğru mu geçiliyor acaba? Piyasadaki yeni tartışma ekonomi yönetimi cephesinden bu şekilde şekilleniyor diyelim ve para piyasalarında geçmeden şöyle bir Avrupa kapanışlarına, Amerika kapanışlarına, dün onlar malum çalışıyorlardı. Oradaki kapanışlara şöyle birlikte göz atalım. Almanya tarafında 0.52'lik bir değerlenme var. İngiltere 0.34 kadar bir primle birlikte günü tamamladı. Bu arada İngiltere'ye ilişkin Brexit sürecinin geçtiğinden bahsetmek mümkün değil. Kendi gündemimizi daha fazla konuştuğumuz için biraz ötelemiş görünüyoruz. Fransa tarafında 0.10'luk bir değerlenme söz konusu. İtalya 10.000'de ikilik de olsa eksiyle
ile kapatmış görünüyor. Ancak bu tarafta İtalya'nın da bono piyasasındaki borçluluk oranlarını yoğun bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. İspanya tarafında da 0.83'lük bir değer kazancı ile birlikte Avrupa günü dün tamamlamış durumda. Avrupa Merkez Bankası ilk kadın başkanına hazırlanıyor. Lagarde malum başkanlık konusunda ön plana çıkan isim idi. Amerika tarafına baktığımızda Amerika tarafında da 0.10 kadar Dow Jones artta kapattı. S&P 500 tarafında 10.000'de ikilik bir değerlenme vardı. 0.17 kadar da Nasdaq kompozitin yukarıda kapattığını gördük. Yeni güne nasıl başlıyoruz diye baktığımızda Asya piyasaları cephesinde negatif bir tablo karşımıza çıkıyor. 0.67 kadar Japonya ekside, 0.11 kadar Çin ekside görünüyor. Hong Kong ve Güney Kore'de 0.13'e 0.23'lük bir prime imza atmış durumda. Amerikan piyasalarında vadeli endekslerde 10.000'lik rakamlarla ifade edeceğimiz ancak rengin yeşil olduğu bir tablo söz konusu. 10.003 Dow Jones artı da 10.008 S&P tarafını artta görüyoruz. Nasdaq Composite tarafında da 0.11'lik bir değerlenme olduğunu söylemek mümkün. Gelelim para piyasalarına. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL tarafına geldiğimiz nokta bize 5.71 seviyelerini gösteriyor. İlk bölümde anlattığım üzere 5.65 ile 5.82 bandı arasında önemli bir dalgalanma oldu. Bu geçtiğimiz 1,5 haftalık süre içerisinde 5.71.68'deyiz an itibariyle. Euro TL tarafına baktığımızda 6.43 seviyelerini hemen hemen görüyoruz. Sepet kuruşu halde 6.07'lere yeniden gelmiş durumda. Sterlin TL'de 7.15 seviyesindeyiz. Dolar endeksi tarafına baktığımızda ise 96.5 seviyesinin geçerliliğini koruduğunu görüyoruz dedikten sonra geçelim birlikte emtia piyasasına bakalım. Emtia tarafında ağırlıklı olarak altını gözlüyoruz. Altın tarafında 1415 dolara geldi ki yeniden. Orada da geniş bir dalgalanma aralığı var. Fed'den gelen, ECB'den gelen faizlerin inebileceğine dair, düşürüleceğine dair açıklamalarla birlikte faiz ortamını aslında seven altın yukarı yönlü bir hareket ortaya koyuyor ve geldiğimiz nokta 1415 doları gösteriyor bize. Dolar TL'deki yükseliş değişin içerisine kattığımız zaman TL bazlı olarak fiyatlanan altında da yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Gram altın tarafında 260 liradayız. 0.25'lik bir değerlenme var. Çeyrek altın 426 liradan geçiyor ve tam altın tarafında 1700'ün yeniden üzerine çıkmış durumdayız. 1702 liradan fiyatlanıyor ve %1.28'lik bir değer kazancı söz konusu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise Brent petrolde gelinen nokta 66 dolar 81 centlik bir fiyatlamayla 0.62'lik yukarı yönlü bir hareketi gösteriyor. Ki bu Libya ve İsrail arasında yeniden ortaya çıkan gerginlik, Amerika-İran gerginliği, Orta Doğu'da hali hazırda yaşanan gerginlikten beslenen bir durum. WTI tarafında Amerikan tipi ham petrole baktığımızda ise 59 dolar 60 centlik bir fiyatlamayı gördüğümüzü hatırlatalım. Bu arada haftanın yine önemli hafta başından itibaren önemli notlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal'ın yapmış olduğu açıklamaydı. Murat Uysal bankanın kurumsal şeffaflığını artırmaya ve politika iletişimini güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları atacaklarından bahsetti. Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajdı. Bunun ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda konuşacağız diyelim ve gazetelerin ekonomi sayfalarına bakalım. Gazetelerin ekonomi sayfalarında aslında bir önceki bölümden bizim elimizde kalanla devam edelim. Merkez Bankası'ndan bahsedelim. Merkez Bankası'nın yeni dönem stratejisini açıkladığı bir mülakatta aslında Murat Uysal'ın verdiği. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yeni dönem stratejilerini paylaştı. Uysal, kurumsal şeffaflığımızı artırmaya ve politika iletişimimizi güçlendirmeye yönelik bazı iyileştirme adımları üzerinde çalışıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Finansal istikrar vurgusu önemliydi. Ortak akıl ve istişare ile yola devam edeceklerine dair notları yine paylaştı. Makul bir reel getiriden bahsediyor Murat Uysal. Daha fazla şeffaflık, büyüme potansiyeline destek başlıklarını kullanmış yine verdiği röportajda. Toparlanmanın sürdüğüne dikkat çekiyor. Amaç ve araç bağımsızlığının ne derece önemli olduğunu yine belirtmiş. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tartışıldığı bir dönemde yeni başkandan bağımsızlık vurgusunun gelmesini de bu şekilde
yönünde Anadolu Ajansı ön plana çıkartmış. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde enflasyonun seviye ve oynaklığındaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin gerilediğini görmekteyiz diyor. Gerek enflasyon dinamiklerinde gerekse fiyatlama davranışlarında bir iyileşmenin başladığı görülmektedir diye de yine ekliyor. Geçelim yine Posta Gazetesi'nden bir başka habere. Buradaki enflasyon rakamları emekliler için, işçiler için de malum önemli. Emekli zammı yarın hesaplarda olacak. 28 Temmuz'a kadar yatırılacak. 12,5 milyon emekli, dul ve yetimle 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren %5,01 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren emeklilik kartlarında tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemeler de 28 Temmuz'a kadar sürecek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bayrama ilişkin ikramiyeler de yatırılacak elbette. Burada biner liralık ikramiyelerden bahsediyorduk, hatırlayacaksınız. O da ay sonuna doğru 20 gün sonra hesaplara yatacak. Gelelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi 15 Temmuz'u manşetinden görmüş. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'ne yoğun katılım olduğundan bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yoğun bir programa katıldı. Sabah ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Sonra şehit yakınları ve gazilerle kol kola Mehter takımının seslendirdiği 15 Temmuz marşı eşliğinde abideye yürüdü. 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan şehitler için dua etti. Erdoğan bu programın ardından Beştepe Millet Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzet Begoviç de katıldı. Erdoğan buradan meclise geçerek parti temsilcilerinin 15 Temmuz'a ilişkin konuşmalarını izledi. Akşam üzeri İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı önce Atatürk Havalimanı'ndaki programa katıldı. Daha sonra 15 Temmuz Köprüsü'nde müze açılışını yaptı deniyor. Ve düne ilişkin notları Dünya Gazetesi manşetinden böyle paylaşıyor diyelim. Bir başka haber Dünya Gazetesi'nden yine Avrupa Birliği'nden, Hürriyet Gazetesi'nden özür dilerim, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye sembolik bir yaptırım gelir mi gelmez mi tartışmalarını Dünya sayfasına taşımış Hürriyet Gazetesi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs Rum kesimiyle dayanışma çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yeni yaptırımları onayladı. Sembolik düzeydeki yaptırımlar ilişkileri gerebilir başlığını görüyoruz burada. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımların, önlemlerin devreye sokulmasına onay verdi. Bunların neler olduğunu konuşacağız, tartışacağız. 15 Temmuz anma törenleriyle buradaki açıklamanın çakışmaması üzere bir hassasiyet gösterdikleri de gözden kaçmadı. Bu haberde Dünya sayfasında Hürriyet Gazetesi'nin haberin içinde yerini bulmuş diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Geçelim birlikte Parametre'ye.